diyelim ki var bu kaynak, umuyorum ki vardır. Varsa o kaynak, o kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyiz zaten. Olmaz mı yani 300 milyar doları aşan bir rezerv, Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz imkanını ya da işte ihtiyacını karşılayacak bir rezervden bahsediliyor. Dünya ligine gireceğiz enerji sektöründe, dışa bağımlılık azalacak gibi değerlendirmeler var. Ama siz de satır arasında dediniz ki en az bir 10 yıllık bir süre geçecek ki ondan sonra. Yani Ayşe teyze söyleyelim, sen bu kış yine faturayı aynı şekilde ödeyeceksin. Önümüzdeki 10 yıl da aynı şekilde ödüyor olacak. Belki de o yatırımlardan dolayı hatta, biraz daha da. Aynen, şimdi onu söyle. Hem yatırımlardan dolayı belki bir 10 yıllar daha sürecek. Hem de bugünkü iktidar zihniyetiyle yapılacak olan böylesi yatırımların faydası ekonomik olarak halka yansımayacak. Böylesi bir enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi ortaya çıkacak olan bugünkü iktidar zihniyetiyle bunun bir yatırıma dönüşmesi hem süre alacaktır, hem de o yatırımda yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan halk olmayacaktır. Şimdi biraz müjde o zaman o yatırımı yapacak olanlara. Tam müjde, da öyle. Müjde Ayşe teyzeye değil. Ha şöyle bir müjde olabilir anladığım kadarıyla. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hadi gözünüz aydın, doğalgaz kaynağı bulduk müjdesini duyacaklar. Hı hı. Ama o yatırım yapacak olanlar ya da sizin ifade ettiğiniz gibi bazı çevreler müjdeyi yaşarken fatura gerçeğiyle karşılaştığında müjde bir anda yine bir hayal kırıklığına dönüşecek. Maalesef dönüşmemesi önemli. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. ensonhaber.com